bazı insanlarda böyle psikopatlık var abi. Yani 3 kuruş para istesen kendini keser, asar vermez anasını canına. Abi şeyi adı nedir? Bir yaptırır iş yerini trilyonluk. Bizim eski hanımın iş yerindeki patronu gibi. Evini görsen kadının malikane, yemin ederim böyle herhalde 20 bin metrekare üzerinde bir arsada kurulmuş. Oda sayısı bile belli değil. O kadar oda var içeride. Dışarıdan görünce hakikaten yani diyorsun ki burada bir kral oturuyor. Başka bir izahat yok yani. Polonya evlerinin çok çok üstünde bir standartta bir ev. Ya da Polonya'nın en ünlü aktörü, maktörü böyle sanatçısı oturuyor düşünürsün. Ve o kadın orada oturuyor yani. Tavuk fabrikaları var. Tavuk kesim ve üretimi. Abi 200 zloty zam için var ya, pazarlık yapıyorlardı 3 hafta. 3 hafta ya. 200-300 zloty zam ya. Lan Allah'tan korkun lan. Lan trilyonluk evde oturuyorsun. Trilyonluk arabaya biniyorsun. Sadece bir kuaföre makyajın gittiği zaman 1-2 bin zloty parayı çat diye ödüyorsun. Köpeğinin aylık bakımı 5 bin zloty belki. Yediği, içtiği vesaire. Ama altında çalışan insana köpeğin kadar değer vermiyorsun, öyle mi? Aa. Ama Allah var, Allah'a şükürler olsun, Allah var. Allahu Ekber. Öleceksin, gideceksin huzura. Bak o hesabı nasıl vereceksin ondan sonra. Bak o hesabı nasıl vereceksin. Valla eskiden çok zengin olmak istedim de artık istemiyorum abi. Yok yani. Zengin olmak hiç akıl mantık işi değil abi. Zenginin hesabı çok zor. Çok zor abi, çok zor. Gene biz hani ne bir malımız mülkümüz de yok. Çalıştığımızın bilmem ne. Patronun hakkına gittiysek bunları ödeyeceğiz. Abi zengin adam fabrikası var, altında 500 çalışanı var. Biri 10 dakika fazla çalışıyor belki, görmüyorsun, bilmiyorsun. Ne bileyim, sisteme girmiyor, bir şeyler oluyor. O adamın hakkı sende kalıyor çat. Neler neler. Ya ne esnaf var kardeşim? Geçen bir yerde gördüm. Amca var esnaf. Ya poşeti bak bak. Tartıyor, 1 kilo bir şey tartıyor. Yan taraftaki tartıya, eski tip tartılardan, kilo 1 kilo koyuyor, altına da poşet koyuyor bir tane boş. Niye? Çünkü adam diğer tarafta poşetle tartıyor. O poşeti de hak geçmesin diyor. Yani o poşetin ağırlığı şeye yazılmasın diyor. Ya bak böyle de insan var ha. Ve bu adam fakir abi yani. Fakir ya. Ya şu fakirlerin yaptığının onunla birini zenginler yapsa zaten var ya. Dünyada sonra. Abi girme oraya ya. Girme otoparka. Biz de oraya gireceğiz ya. Yer kalmayacak bize. Hah çakılı dolu zaten. Mal gibi girmezsen bir öncekine Barış. Girmezsen bir öncekine abi böyle kalırsın. Anam sol tarafta yer var. Avusturyalı sağa kıvrıl git. Sağa kıvrıl git, durma. Allah aşkına durma dayı. Sol tarafı bana bırak. Tüh! Seni şiddetle kınıyorum. Seni şiddetle kınıyorum ve geçmediğime pişman oldum seni. Şurada bir yer var gibi lan. Adama da çok kızdık ama. Allah Allah Allah. Bana yer boşaltmış. Çok kızdım. Dayı hakkını helal et. Kızdım sana ama bana birileri yer ayırmış maşallah. Böyle elegans giderler Polonya'da. Hadi bir de internet varsa var ya. Tıs tıs. Arkadaşlar özür dilerim, kamera çok sallanıyor. Artı buradan çıkarken de rahat çıkarım, hiç kimseye takılmam. Hadi bir de internet artı dıble. Oh, ondan sonra Barış'ın keyfine deme. Evet, internet wifi gratis. Ama wifi gratis demiş ama wifi'de şey yazıyor. Şifre var. Neyse, ben önce bir arabayı istav edeyim. Gideyim bir abdest alayım. Ondan sonra bir dolanayım, bakayım oralarda bir şey varsa, wifi vesaire bilmem ne. Bunlar Polonyalı, bunlar da Polonyalı değiller abi. Masa sandalye açmışlar, Polonyalı değiller. Kardeşlerim Allah'a emanet olun. Doktor bekledik. Neyi bekledik? Neyi bekledik? Şifa. Şimdi şifa doktordan ise niye bekliyorum? Bütün sebepler kullanıldıktan sonra ben de bekliyorsam, doktor da bekliyorsa demek şifa bizden değil. Şifa. Kardeşlerim selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. Kamera biraz sallantıda. Gaz yaptıkça geri gidiyor, fren yaptıkça öne geliyor. Arkasına önünde bir şey koymayı unuttuk. DAF'ın da böyle bir şeyi var abi. Yani bu merdiven sabit durmuyor tam. Almanya'ya geldik. En sevdiğimiz ülke. Allah nasip ederse 4 kilometre sonra yükümüzü indireceğiz. İnşallah tabii. Bir de ekmek almak lazım. Ekmeksiz kaldım ya abi. Biz ekmeksiz yaşayamıyoruz abi ya. Yok yani. Ben ekmeksiz yediğimden anlayamıyorum abi. Doyamıyorum da anlayamıyorum da. Şimdi köyün içindeyim. Aslında böyle yerlerde olur güzel ekmekçiler ama henüz denk getiremedim. Denk getirirsem duracağım. Çünkü bende bir panik şeyi var sürekli. Yani böyle bir
Gerçi çoğu şoför kardeşim de vardır bu muhtemelen. Hani yükü alınca bir an önce varayım diyorsun şeye. Yükü indireceğim yere. İndirdikten sonra hallederim diyorsun. Öyle olmuyor işte. Yükü indirdikten sonra da diğer yük için acele ediyorsun. Hep böyle bir şey, koşuşturmaca içindesin. O yüzden sakin sakin hazmede ede bu işi yapmak lazım. Buralarda nasıl ekmekçi olmaz? Bu köyde ekmeğini nerede yiyorsunuz oğlum siz ekmeğinizi? Ekmek yemiyorsunuz mu acaba lan? Yemeyebilirler ha. Bu Almanlarda da böyle bir şey var. Benim hanım da mesela yani taş çatlasın sabah bir dilim iki dilim ekmek. O da bazen. Gün içinde kullanmaz ekmeği abi. Biz alışmışız sabah şöyle bir somun ekmek yemeye. Olmuyor abi olmuyor. Ekmeksiz olmuyor. Arkadaş bu Almanya'nın da bu şeyini fit oluyorum ya. Böyle bir mahalle aralarına şey yapıyor adamlar ya. Adı nedir? Fabrika kuruyorlar kocaman yani. Şimdi gideceğim fabrika büyük ha. Görürsünüz şimdi inşallah kamerada. Ya orada hani bizde bu şehir merkezine girer. Daha çok yaklaştırmaya çalışırsın. Burada tam tersi. Bu arada hayal anemi dinliyordum. En son videosu. İyi değiliz Allah'ım. Gözlerimiz seni görmez oldu diye. Aslında ahma arkadaşlar yani gözleri görmeyen kardeşlerimiz için bir sohbet olmuş. Tabii bizi de kapsıyor. Bizi şöyle kapsıyor. Gören gözlerle göremiyoruz hala Allah'ın yarattıklarını ve yarattıklarının içindeki Allah'ın sanatını ve kendisini. Biraz da bunu anlatıyor. Yani bazıları kör olduğu halde göremiyor ama hissediyor. Biz gözle gördüğümüz halde gene hissedemiyoruz diye. Bizlerden bahsediyor işte. Bizlerden bahsediyor. Aha. Şu ahir zaman fitnesine, dünyasına dalanlardan bahsediyor işte abi. Mal, mülk, iş, rızık korkusu o kadar sarmış ki etrafımızı. O kadar panikliyoruz ki aç kalacağız bilmem ne. Buna yani ben de dahil, hepimiz dahil. Namaza vakit zor veriyoruz ama işe gelince yani benim bile nefsim namaz kılarken nefsim sürekli beni gıdıklıyor. Acele et, acele et, acele et. Sabah namazını kılıyorum ya, nefs oradan başlıyor bana şeye, saldırıya. Ya diyor tesbihatı arabada yaparsın diyor. Yani namazı kıl kalk, tesbihatını arabada yap diyor. Ne gereği var diyor, yapma. İşte o nefs var ya, o nefis bizi kapkaranlık daracık mezara götürecek böyle giderse. Of, Allah bizi nefsinin peşinde helak olanlardan etmesin inşallah. Hepimizi kardeşlerim, içinde sizleri de dahil. Bu da 3. veya 4. video olur muhakkak. Videoları da çözemedim abi. Bir önceki video 4000 izlenmiş, 5000'e yanaştı. Ondan sonraki videonun en az bir 2000-3000 olması lazımken çat 1000'e düşüyor. Aklım mantığımda almıyor. Ne oluyor? Ne dönüyor? Aa bak firma sol tarafta. Kocaman Wolf diye bir firma. Şurada arabalar sırada bekliyor ama bunlar yük indirmek için mi bekliyorlar? Rampa mı bekliyorlar? Nerede bekliyorlar? Kimi bekliyorlar? La firmanın girişi nerede? Aha burada. Şurada. Lan Barış sen daldın yolun ortasına. Hiç bakmadın ya la. Abholum loading point. Peki unloading point. Yani Abladen. Abladen neresi? Abladen. Bunlar neyi bekliyor? Abladen. A6, A7. Abladen. A6, A7 demiş. A6, A7 neresi? Ben orada gideyim. Bir Alman şoförlere bir sorayım abi yani. Information. Abladen demiş. Tamam. Ben mi gideyim arabayı park edeyim. Sonra evramı alayım buraya geleyim. Belli ki burada bir sıra var. Bir hiyerarşi ilerlemekte. Telefon mu açıp çağırıyorlar? Neye göre çağırıyorlar? Çözemedim.
Öndeki zaten Polonyalıymış. Gideyim bir sorayım Polonyalı başkanıma. O sırada da zaten bekleyeceksek kahvaltı yaparız. Dostlarım Allah'a emanet olun. Buraya kadar izleyip takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Selamünaleyküm, öyle mi? Ne diyor rahmetli Müslüm Gürses? Hangimiz sevmedik? Hakikaten de hangimiz sevmedik ya? Of, takıyoruz abi, tamam, sakin ol, sakin ol. Almanya, Stuttgart. Selamlar. Hani bir şey vardı. Çakallarla dans mıydı öyle bir şey? Orada bir berber karakteri vardı. Sürekli şu Stuttgart'taki kuzeninden bir haber geliyordu. İzleyenler bilir. Orası. Günlerden çarşamba kardeşlerim. 2,5 gündür Almanya'dayım. Şu anda yük indirmeye gidiyorum. Son 25 kilometre. Aslında çok güzel köylerin içinden geçtim. Tabii güzel olması bir anlam ifade ediyor mu bilmiyorum. İnsanlar doğayı, muhabbeti, işi, herkes farklı farklı şeyleri istediği için. Birisi diyor konuşma kardeşim, muhabbete gerek yok, doğa olsun. Öbürü diyor konuş kardeşim, sarmıyor öyle. Açık büfe işte abi. Ne varsa onu vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz, bilmeyenler veya bilenler için söyleyeyim. Ayın 24'ü 25'i Avrupa'nın genelinde bayramdır. Yalnız biz Türklerin karıştırdığı gibi Noel bayramı değil. Aslında yılbaşında bir bayram kutlamıyor kardeşim Hristiyan alemi. Yani yılbaşını onlar için dini bir bayram değil. Bildiğin klasik yılbaşı, eğlence, parti falan filan, şudur budur. Tabii kilisede kutlayan da var yılbaşını. Nasıl bizim gibi Müslümanlar mesela yılbaşını kutlamak bizim için uygun değildir çok fazla. Camide geçiren var yılbaşını. Hristiyan aleminin içinde de aynı şekilde düşünen insanlar var. Yılbaşını bu şekilde kutlamak doğru değildir deyip kilisede geçiren de var. Asli olan ayın 24'ü, 25'i, 26 mezheplere göre biraz değişiyor. Bir dini bayramları var. İşte orada bir, eğer yanlış hatırlamıyorsam galiba Hazreti İsa'nın son yemeği miydi? Tam net hatırlayamıyorum şu anda bu dini bayramın tam olarak ne olduğunu. İşte klasik yemekleri var. Balık vesaire, balık ağırlıklı yemekleri var. İşte 24 akşamı toplanıyor. İşte dua ediyorlar. İncil'den birkaç satır okuyorlar. Ondan sonra işte birbirlerine iyi dilekte bulunuyorlar. Ondan sonra da yemeklerini yiyorlar. Bayram bitiyor onlar için. 3 günlük bayram. Aynı bizim gibi Arifesi var. 2 günü, 3 günü var. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü günü diye birbirlerine ziyaret yaptık. İlk gün aile büyüğünün evinde toplanılıyor. İkinci, üçüncü günde insanlar birbirlerine ziyaret ediliyor. Biraz bizim böyle şeker bayramına biraz böyle yakın gibi. Niye diyeceksin? Çünkü bizim şeker bayramının da öncesinde Ramazan var, oruç var. Bunların da öncesinde Ramazan var, oruç var. Benim yaşadığım ülke Polonya. Katolik alemi yaşıyor orada. Biraz farklı bir Ramazan. Bizim gibi hiçbir şey yemeden içmeden değil de et ve et ürünlerini yemiyorlar, az yiyorlar. İşte eğlence yasak vesaire, dans yasak, şudur budur. Aslında alkol de yasak. Ama tabii Türkiye'de olduğu gibi, Türkiye'de artık kimse, yani toplumun büyük bir kısmı oruç tutmadığı için, alkol vesaire hiç kimsenin umurunda olmadığı için aynı şey Polonya için de geçerli. Orada da tabii ki artık gençlerin umurunda değil. Maalesef. Bayram, yani bunların dini bayramından dolayı ayın 24'ü, 25'i, 26'sı her yer kapanıyor. Ama bu artık araya da yeni yıl girdiği için birçok firma 24'ünden 1 Ocağı, 2 Ocağı kadar kapatıyor full. Bu da genelde bir yeni yıl tatili gibi geliyor bize. Aslında tam olarak öyle değil. Bayram tatili ve akabinde yılbaşı olduğu için bağlıyorlar birbirine. Bizi ilgilendiren konusu 24'ünde iş maalesef bitecek kadar azalıyor. Yani yarından sonra, perşembe yarın, cumaya zaten herhalde bayramın birinci günü galiba veya arifesi, cuma. İş kesiliyor komple. Normalde soğutuculukta çalışırken iş vardı aslında, gidebiliyordum ekstraya.
maalesef burada böyle bir gol yedik. Patronu ayarlarız, bakarız dedi. Hava gazı. Yetmedi, dün telefon açtı. İşte arabayı Almanya'da Dortmund'a bıraksan da uçakla gelsen. Hani gönlüm hiç istemedi evet demek ama dedim. O da sırf o bu Dorse olayından dolayı biraz böyle mahcubum. O yüzden biraz tabiri caizse alttan alıyorum. Problem çıkarmamaya çalışıyorum. Çünkü normalde biz soğutuculu Dorse ile anlaştık. Ama anladım ki şimdi bu Dorse burada kalıyor. Araba burada kalıyor. Ben gidip 2 hafta 3 yani 1 Ocak 2 Ocak'ta geri geleceğim. Demek ki yine bu Dorse ile devam edeceğim. Ama aynı zamanda sözleşmem bitti. 2 aylık deneme sözleşmesi istemiştim ben. Sözleşmem bitti. Şimdi dönünce evrak teslim etmeye gideceğim şeye. Firmaya uğradım kesin. O arada konuşacağım kardeşler. Yani nedir bizim durumumuz kardeşim, ne olacak yani? Çalışacaksak çadırlıda çalışacaksan yok teşekkür ederim. Gerek yok. Soğutuculu diyorsan eyvallah, devam edelim. Ay ananı amcanı seni. Neyse, iyi döndük lan. Soğutuculu da diyorsan devam edelim kardeşim. Soğutuculu da maalesef hep Almanya tarafında oluyor ama yani adamı da yavaşlattık ya, var ya. 11 ton yükle de bayılıyor kardeşim ya. Soğutuculu mu, çadırlı mı bilmiyorum. Bana dün dedi uçakla gelir misin dedi. Dortmund Havalimanı'na gidersin oradan vesaire. Tamam dedim, hani hadi dedim yani, bu seferlik bayram mevzusu okey. Zaten gidince konuşacağım. Yani diyeceğim kardeş, birincisi bu iş sürekli böyle mi oluyor? Şimdi diyeceksin ki ya gitme, gidiver ne var? Ya olmuyor, niye gidiver abi? Yani birincisi ben bir sürü alışveriş yaptım. Hepsini çöpe atmak zorundayım. Yemeklerimin tamamını çöpe atacağım. Yani 7 gün hangi yemek dayanır? Dolaba açık bıraksan akü bitebilir. İkincisi burada ya benim elbiselerim, eşyalarım falan, ben 1,5 ay oldu arabadayım. Yani öyle 30 kilo belki çamaşırım var abi sırf. Çadırlının bir de o derdi, bu derdi var abi yani. Sürekli şeysin. Her gün yeni bir elbise giymek zorundasın. Çünkü abi görüyorsun ortalığı çamur, pis. Şimdi buradan kalkıyorum, çadır aç, kapat, terliyorum, çamur oluyorum, arabaya geçince değiştiriyorum üstümü. Ona da elbise dayanmıyor. Nereye gidiyoruz abi? Ne oluyoruz? Hangisinden döneceğiz? Çözemedim ki ben ya. Hakikaten çözemedim ben. Labirent gibi. İşler var ya. Allah Allah. Yani 20 kilo valizle şimdi dolanacağım. Bilmiyorum 20 kilo şeyim var mı, hakkım var mı? Ya sıkıntı abi, gideceğim geleceğim bilmem ne, tüpleri nerede dolduracağım ben? Almanya'da falan öyle doldurmuyorlar tüpleri istasyonlarda. Bilmiyorum ya. Yani hoşnut olmadığım işlerin tamamı başlıyor yine. Ve işin kötüsü bunun sonu yok anasını canına ya. Sonu yok arkadaş ya, ne fark eder? Buradan çıkıp X firmasına gidiyorum, aynı şey. Yani anladım ki buradaki insanlar, dilim varmıyor, hakaret etmek istiyorum da yani, köprüyü geçene kadar, şoförü işe alana kadar her şeye evet evet diyorlar. Ondan sonra şoför işe başladıktan sonra da yavaş yavaş dayatmaya başlıyorlar. Ya şöyle olur mu? Böyle aynı mevzu çünkü 1, 2, 3, 4, 5 firmanın tamamında aynı mevzu. Açık konuşayım, şey hariç, nasıl diyeyim size, Marpol, yani bundan bir önceki bilenler bilir, Volvo marka aracım vardı. O firma hariç hepsi çürük çıktı abi. Bir tek Marpol'den çok memnundum şey olarak, sistem olarak her şey. Hakikaten çok profesyonel her şey. Tıkır tıkır ilerliyordu Marpol'de. Tek sıkıntı işte o saatlik çalışma sistemi. Yani arabayı bıraktığım ve aldığım gün şey istiyorlar, para kısıyorlardı, kesiyorlardı. Ona çok canım sıkılmıştı. O yüzden çıktım oradan. Yani bilmiyorum ya. İnşallah da oraya geri dönmek zorunda kalmam. Hakikaten var ya, ekonomik durumum müsait olsa araba alacağım ya. Hakikaten alacağım tır yani. Bir tane tır alacaksın abi. Hiç kimseye gebeliğin kalmayacak. Sistemi de kendin belirleyeceksin. Araba kalacaksa da burada kalacak. Gideceksen eve uçakla. Fark etmez ya. Kahrını çekerim ama en azından benim olur abi yani. Tır benim.
Selamun aleyküm kardeşlerim. Barış kardeşiniz yine daldı mahalle arasına. Egzantrik işler. Bizde macera bitmiyor ya maşallah. Vallahi maşallah. Dorse vurma, para cezası yeme, dar sokaklara girip çıkma. Fransa burası abi. Hala gidemedik Fransa'ya. Bir geldik gelmez olaydık yani. Kaç gün oldu? Hala gidemedik abi. Şimdi şeye doğru gidiyorum. Bir firma var. Yarın sabah 8'de yükleyeceğim. Almanya'ya gideceğim. Almanya'da gene 3 gün bekleyeceğim abi. Ta ayın ikisine kadar. Yani video attığım videonun yorumlarını okuyorum. Vallahi hepiniz haklısınız kardeşlerim. Abi niye el işareti yapıyorsun ki? Allah Allah. Nereden geleyim ben? Başka alternatif yol mu var? Niye buraya girdin der gibi de. Sanki bana şey. Aa evet 3,5 ton yasağı varmış. Doğru. Adam haklı. Adam haklı dayı. Adam haklı beyler. 3,5 ton yasağı olan yere girdik. Var ya biz bu kuralları muralları böyle alt üst ediyoruz. Bu kurallar da bizi alt üst edecek. İlerleyen zamanda sen seyret manzarayı o zaman. Ya biraz da bayram şeyiyle geldim. Hani bu hafta sonu o kadar sakindir diye o düşünceyle geldim. O yüzden sorun yok. Ne diyordu Recep abi? Kapı benim kolum, kapı benim kapım olduğu için sorun yok diyordu Recep abi. Daha başında firma ya. Fransa'da da öyle. Ya Türkiye'de en azından hani organize sanayi bölgesi var. Giriyorsun abi. Evet orada sıkıntılı vesaire bilmem ne de. En azından organize sanayi biliyorsun. Burada abi var ya her yerde bu çadırlığıyla özellikle her yerde firma çıkabilir yani. Dağ başında, evin önünde bilmem ne. İtalya'da bir gün ben bir yere gittim. Hiç unutmuyorum abi. Rezaletti ya. Rezaletti kardeşim yani. O kadar mı kötü bir yerde... Basbayağı böyle mahalle arasında daracık sokaklar. Abi yani çok zorlamıştı beni. Bu arada en son şey yorumlarınızı okudum. Haklısınız abi. Hepiniz birçoğunuz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ya Marpol'da kalaydın ya kardeşim. 3-5 kuruş için değer miydi? Doğru, değmezdi aslında. Fakat bana şunu çıkardı. Yani Leroy, aha burası Leroy Somer sağ tarafa. Ben şu dersi aldım buradan. Abi hangi firmaya gidersen git, büyüğü küçüğü hiç fark etmiyor, aldatıyor seni. Hakikaten aldatıyor yani. Hiç fark etmiyor. Aferin Barış, geldim buraya. Ne tuvaleti var, ne bir şey var. Orada gül gibi yeri bıraktım geldim. Bıraktım geldim, 45 olmasın diye bıraktım geldim. Yani 45 saatlik pauzeyi burada yapmayayım diye. Çünkü Fransa'da daha önceki videoda da söyledim abi. 45 saat mola vermek yasak. E kardeşim şimdi cezası da büyük. Orada bir 24 yaptım. Bilerek buraya geldim şimdi. O aradaki mesafeyi de şimdi burada yaptım. Öyle işte geçiriyorum. Hani pişman mısınız derseniz hakikaten pişman oldum. Ya yani doğruyu söylemek gerekirse firma değiştirdiğime pişman oldum. Ama zırt pırt değiştirmekten de bıktım artık yani. Belli ki gideceğim her yer aynı halt olacak. Hiç değişen bir şey olmuyor yani. Fark etmiyor. O yüzden pes ettim diyebilirim yani abi hiç. Aha. Burasıymış giriş. Zaten oraya da girsek orada da şey var. Dur şurada bir güvenlik var ya. İçeride bir birileri var. Gideyim bir sorayım kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Çalışıyorsun. Eminsin. Çalışacaksın peki. Selamun aleyküm beyler. Bayanlar, merdivenden kayanlar. Vardı böyle bir muhabbet. Fransa'dayız. Arkadaş az kalsın bir yanlışlık eseri yük alamayacaktık. Yani var ya millet işini doğru yapmıyor. Ondan sonra sıkıntısını biz çekiyoruz derler ya. Hakikaten öyle olacaktı. Ben bana birkaç, iki gün önce şey gönderdiler. Adres. Ayın 28'i yani 28-12 bugün için. Buradan yükleyeceğime dair. Ben de firmaya dün geldim.
camları temizleyeyim. Firmaya dün geldim. Fransa'daki zaten en büyük problem şey. Abi kimse İngilizce bilmiyor. Hakikaten İngilizce bilen adam sayısı neredeyse hiç denecek kadar az. Güvenlikle çatpat. Dedim ki yük için geldim. Dedi ki ya ne yükü dedi. Baba dedi burası kapalı. Şşş lan. Dedim kardeşim. Bizi dedim bir yanlışın olmasın. Bak ayın 28'i diye buraya adres vermişler. Tarih vermişler. Hani açıktır veya açılacaktır. Yok yok kapalı. Kesinlikle kapalı. Boşuna bekleme bilmem ne. Lan dedim ya şimdi neyse dinlemeyeyim ben bunu. Şimdi dedim giderim başım sıkıntıya girer. Ben kaldım. Dedim ki kardeş problem değil. Firmanın da böyle sap ayar. Şimdi göreceksin. Şu anda firmanın içindeyim. Burada motor yapıyorlar arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla büyük kıyma makineleri vesaire bu tarz şeylerin motoru var ya. Kıyma makinesini döndüren motorlar onlardan yapıyorlar. Neyse patronu aradım dedim bak patron. Adam diyor ki kardeşim burası kapalı diyor. Açık maçık değil. Boşuna bekleme diyor. Ya bu arada biz arka şeyi indirmedik bir saniye. Arkayı havasını ayarlamadık. Geri geldim. Adam diyor ki burası kapalı diyor abi. Patron dedi ki ya Barış sen kal dedi. Geçen de aynısı oldu çünkü. Ya arkadaş biz böyle konuşuyoruz. Mont şeyin önüne gelmiş hiç haber vermiyorsunuz ha. Neyse bir daha baştan alalım o zaman. Arkadaş bu kamera niye böyle yapıyor ya? Bak ne güzel canavar gibi alet. Bundan sonra bunu alacağız abi. Hop. Verdik mi gazı? Fransa'dayız abi. Arabayı şöyle bir iç dış temizledik. Tekrar batırdık ayağımızı. Kayıt tuşu bozuldu ya. Selamünaleyküm dostlarım, kardeşlerim. Fransa'dayım. 900 kilometre yolu 4 gündür gitmeye çalışıyorum. Böyle 200 gidiyorum ki 45 saat kabinde mola vermeyeyim diye. Çay demledim. Demledim derken ya sıcak su koydum. Bak şu makineyi aldım arkadaşlar. Gördüğünüz şu kamper. Bilen bilir belki ama küçük şeyleri var bunun. Böyle minnacık tüpleri var. Şu kadar bakın. Gazı. Şu işte onun gazı. Tanesi 3 euro tabii. Bizim Polonya'da daha ucuz bu. Tanesi 8-9 euro Polonya'da. Yine de gazdan daha pahalı açıkçası. 220 kaç ne kadar var içinde? Ne kadar var? Evet, net 227 gram. Özür dilerim. 227 gram gaz var içinde. Tanesi 3 euroya aldım. Hesap et 3 eurodan kardeşim. 13-15 zloty. Zaten 2 kiloluk gazın şeyi fiyatı 30 zloty kardeşim. Yani ama işte sorun şu ki gazsız kalıyorsun. Neyse ben şu çayı bir demleyeyim. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Selamun aleyküm. Ne derler? Beleş su bulan Barış ne yapar? Selamun aleyküm. Bedava su bulan Barış ne yapar? Araba yıkar değil mi? Fransa'dayız kardeşlerim. Almanya'ya gitmeye çalışıyorum. 900 kilometre yolu 4. Bak gördüğün gibi şu arabanın sağ jant kapağı normalde burada. Benim şu an sol tarafta var. DAF'ın jant kapağı var. Bulgaristan'da çukurda abi hoplayıverdi gitti. Ben de daha o kaza olayı vardı biliyorsunuz. Dorsey'i kim vurdu, ben vurdum, o vurdu, bu vurdu. Bayağı bir gerginlik patronla şey yapamadım, söyleyemedim. Başka bir sorun olmasın daha diye. Dedim kendim hallederim, kaç para olacaktı diye düşündüm. Bak, şu orijinali şu. Kaç para olur bu jant kapağı? Tahmini bir şey söyleyin. O basit teneke kapak 1700 lira kardeşim. Bunların aklı gitmiş, vicdanı ölmüş. O kadar pahalı ki. Şimdi kara borsa, mara borsa bir şeyler yani sanayi. Bakıyorum yani
Normal şartlarda bunu cebimden ödemem gerekmiyor ama maalesef sırf daha fazla sıkıntı olmasın diye mecbur kaldım ödeyeceğim. Ödeyeyim de kurtulayım bir an önce. Burası Fransa'daki, Fransa çalışan kardeşlerime tavsiye ederim. Fransa'nın bazı park yerlerinde, tır park yerlerinde bu firma APRR diye yazıyor. APRR yazan park yerlerinde kardeşlerim sınırsız internet, wifi, ücretsiz wifi, su, dışarıda tabii suyunuzu dolduracak, su, tuvalet ve temiz park yerleri mevcut. Hakikaten Fransa çalışıp da benim internetim yok veya internetimi bitirmeyeyim diyen kardeşlerimiz varsa pauza yapacağınız zaman abi bakın internetten APRR parklarına, eğer yakınlarınızda varsa hiç şey yapmayın, tuvaletin olduğu yere doğru yanaşın. Tuvalete en yakın bölgede wifi zaten süper çekiyor. Ben bir sürü film indirdim, video indirdim bilmem ne, çünkü internet eskiden yüklüyordum, sonra vazgeçtim. Bu arada hava çok güzel. Bugün ayın 31'i, 31 Aralık, yılın sonu, miladi takvime göre. Hicri takvime göre değil tabii ki. Yılın sonu, ben işte Almanya'ya birazdan yola çıkacağım. Yol yasağı saat 10'da akşam başlıyor. Biraz vakit geçiriyorum açıkçası. İnşallah pazartesi günü yükümü indireceğim. 13-14 derece güneşli bir hava. Kardeşlerim, bu arada lütfen şu yılbaşı denilen saçmalığı, Noel Baba denilen saçmalığı, şu çam ağacı gibi bu tarz inanışları, bu tarz şeyleri evimizde kutlamayalım. Biz Müslüman kardeşlerimize yakışmıyor. Bizlere kardeşim, eğer bir yılbaşı kutlamak istiyorsanız bir yasak yok. Yılbaşı kutlayabiliriz ama hicri takvime göre kutlayabilirsiniz. Yani burada ben Avrupa'da hiç Kurban Bayramı'nı, Şeker Bayramı'nı kutlayan Avrupalılar görmedim. Böyle caddelere, sokaklara şey asıp, hani ilanlar asıp Kurban Bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun Müslüman kardeşlerim diyen görmedim. Ama biz Müslümanlar maalesef yılbaşı veya işte Paskalya, ne bileyim işte daha bir sürü şeyleri var, dini bayramlar. Bu bayramlarda maşallah Hristiyanlardan çok Hristiyanız yani, haşa. Biz kutluyoruz yani. Biz cahil Müslümanlara yakışan bir şey değil yani bu. Bu bizim bayramımız değil, bu bize ait bir şey değil kardeşim. Bu bir kültür meselesidir. Kültürdeki, kültür ve dini olan konuları almak, kopyalamak zorunda değiliz. İlimi, bilimi, faydalı işleri tabii ki kopyalayabiliriz. Ama bu tarz şeylere gerek yok. Allah'a emanet. Selamun aleyküm kardeşlerim. Pırıl pırıl araba, pırıl pırıl camlar yaşasın. Kardeşlerim, yola çıktım. Son 287 kilometre, onu da böyle ağır ağır tın 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 gideceğim. İnşallah bu yılın son işini de bitirmiş olacağız. Artık aklım başıma geldi, bir dahaki seneye evde kalırım. Böyle çok saçma sapan bir şey oldu. 7 gün, 8 günde 300-400 kilometre yol yapmadım bile. Hani tamam benim param eyvallah çalışıyor tıkır tıkır, sorun değil de abi yani insanın canı sıkılıyor ya. Sürekli kabinde oturmaktan hakikaten insanın psikolojisi bozuluyor. Bir 30-40 kilometre sonra bir benzinlik var, duracağım. Bir en azından şey varsa, burada ücretli veya ücretsiz duşlar oluyor. Sıcak su yok bu aralar, bilmiyorum bu elektrik probleminden, gaz probleminden dolayı mı veya bilerek mi vermiyorlar bilemiyorum, ama bir sıcak su bulabilirsek inşallah bir duş alırız. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Selamun aleyküm kardeşlerim. Hakikaten çok güzel bir manzara var ya. Muazzam güzel ya. Bayıldım. Paylaşmak istedim sizinle. Adamın atlayası geliyor suya var ya. Tertemiz, pırıl pırıl. Demek ki ondan tır yasağı varmış burada. Burası bayağı bildiğin şey. Çünkü bir tarafı İsviçre, bir tarafı Almanya. İnanılmaz güzel vadiler. Ve sol tarafta vadinin içinden tren gidiyor. Sağ tarafta akarsu. Şimdi göstereceğim size, bakın şeyi görün. Görüyor musunuz manzarayı? Devam edeceğim, manzaraya bak. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Subhanallah ya. Allah'ım ne kadar güzel yaratıyorsun ya. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah.